duyduğum şöyleydi. Bir doktor arkadaşım dedi ki e, dedi ben şahsen dedi kilolu insana katiyen yapmam. Normal ideal kilosuna inmiş insana liposakşın yapıyorum. Çünkü o bir zayıflatma yöntemi değil sadece kontür hani zayıflamışsınızdır da lokal bir yerde bir parça yağınız kalmıştır. Onun için kullanırım dedi. Mesela gerçekten öyle mi yoksa şişmanlığı zayıflatma amacıyla da kullanıyor muyuz biz? Zayıflatma amacıyla kullan, kullanmayız genellikle yani obez insanlarda. Yani evet siz Lipos öyle artışır. tercih edebilirsiniz de talep öyle, öyle gelmeyebilir tabii. Tabii yok çok isterler öyle. Ee, ancak e, şişman olup da yani aşırı obezden bahsetmiyorum. Şişman olup da kontürleri diğer bölgelere göre çok farklı olan insanlara yapmak çok hoş bir eee açısından feedback da iyi. ve hem o anlamda hem de hastaların morali anlamında kendilerine e, bir daha düzgün bir şişman ee, bir görüntü kazandıkları zaman kendilerini daha e, yönlendirici bir disiplinli e, diyet programını alıp daha güzel zayıflarlar. Bunu çok gözlemledim. Yoksa obez insanlardan alacağımız 8 litre 10 litre liposakşın ki çok ciddi bir liposakşındır. Çok değil mi? E, onların kilolarında çok ciddi bir şey fark ettirmez ama eğer üst tarafı ince, alt tarafı kalın bir hanım, şişmansa e, onları almak lazım. Kontürli yağ oranının fazla olduğu zaman da yapılan hı. daha güzel sonuç verir. Daha yani. sonrası çok daha güzel iyileşir. Ama e, pür obez bir hastaya da zayıflatacağım demek başka yani ikisi başka başka şeyler. Şişman olup da basenleri varsa ona liposakşın yapılır.